Reper matematik ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Polinomlarda 11. yani çarpanları ayırmaya bir nevi devam ediyoruz. Rasyonel ifadeleri sadeleştirilmesi kısmındayız. Ufak bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Canlı yayınlarımız Twitch ekranlarında. Sizleri Twitch Reper Matematik kanalına bekliyoruz. Üye olup bildirimleri açmayı unutmayın ki canlı yayınlar kaçmasın. Evet dedik ki başlığımız rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi. Peki nedir bu rasyonel ifade? Px çarpı rx bölü Qx çarpı rx şeklinde yazılan ifadeler rasyonel ifadelerdir. Burada aynı olan ifadeleri ne yapıyorduk? Sadeleştiriliyorduk ki bizim bir tabirimiz vardı. Cırt cırt rx'ler birbirini götürdü geriye sadece Px bölü Qx kaldı. İşte bu tarz soruları çözeceğiz bugün birlikte. Buyurun başlayalım x kare eksi y kare bölü x eksi y çok kolay hocam dediğini biliyorum ama ilk örnek ve dur gözünü seveyim dedim hadi başlayalım bakalım x kare eksi y kare öğrencinin en sevdiği çarpanlara ayırmadır bu nasıl ayırıyorduk arkadaşlar bunu x eksi y çarpı x artı y şeklinde ayırabiliyorduk aşağıya indim orada ne var x eksi y var var mı sadeleştirme tabii ki var cırt cırt x eksi y'ler birbirini yedi geriye sadece x artı y ifadesi kaldı ki ilk sorumuzdaki doğru cevap buydu Geçtim bir sonraki soruya. Verilen bir ifade var. Bu kesin en sade halini arıyoruz yine. Başlayalım. Öğrencinin en sevdiği var. Ne yapıyoruz? Bir artılı, bir eksili yazıyoruz. Hemen onu yazalım. x eksi 3 ve x artı 3'ü mü yazdım? Aşağıdaki ifadeye baktık. Bakın ikisinde de ortak terim kim? x ifadesi. x parantezini aldım. Bir tane x'i aldım. Burada x kaldı. x'imi aldım. Burada kim kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Çarpma işlemi koydum sebebine gelince. Bölme işleminden artık kurtulma vakti geldi. Çarpma işlemi koydum ama burada bu ne anlama geliyor? Birinci terim aynen yazıldı ki yazdık. İkinci terim ters. Takla attırıp geliyorum ona. X artı 1 bölü X artı 3 şeklinde düzenledim. Yine bakıyorum sadeleştirme var mı? Çapraz bakacağım. Altı üst bakacağım. Bulup hepsini götüreceğim. X artı 1 cırt. X artı 1 burada da gitti. X artı 3'leri de götürdük. Geriye çok temiz bir şekilde x eksi 3 bölü X ifadesi kaldı. Bu soruda burada bitti. Gelsin bakalım hızla bir sonraki sorumuz. A kare eksi B kare eksi AX eksi BX. Bölü A artı B. ifadesini sadeleşmiş biçimini bulacağız. Şimdi baktım arkadaşım. Bak yukarıda burada X'ler ortak terim parantezine alınabiliyor. Güzel bunu yakaladın. Aynı zamanda dedin ki hocam bu öğrencinin en sevdiği. Bravo. Hadi gel başlayalım o zaman. Yukarıdaki öğrencinin en sevdiği kısmını yapalım. Yani A eksi B çarpı. A artı B şeklinde ayırdım. Burada önemli bir ayrıntı var. Bakın x'ler de ortak ama eksi terimleri de ortak. Yani ikisinde de eksi var. O halde ben eksi x parantezini alacağım. Eksi x parantezini alınca burada sadece pozitif yani artı A kalacak. Artı 1 de ne kalacak? Artı B kalacak. İndik aşağıya. Aşağıda çarpan olarak ne var? A artı B var. Durmak yok. Da bakıyoruz. A artı B ifadesi burada da var. A artı B ifadesi burada da var. Yine ortak çarpan parantezine ayırdık. A artı B parantezini aldım. Açtım parantez. Bakın burada A artı B'yi alınca kim kaldı? A eksi B kaldı. Sağ tarafa geçtim. A artı B'yi aldım geriye ne kaldı? Eksi X kaldı. Bölü dedim. Tekrar A artı B ifademi yazdım. Peki var mı sadeleştirme? Var hocam cırt cırt. Bu ifadeler de birbirini götürdü. Geriye sadece A eksi B eksi X ifadesi kaldı. Bu da doğru cevap oldu. Geldik arkadaşlar. Bir sonraki soruya x kare eksi 4 x artı 3 ifadesi var. x kare eksi 1 aşağıda. Karşı tarafta da bir şeyler var. En sade halini arıyoruz. Üçlü terimlerin çarpanlara ayrılması. Eğer bununla ilgili sıkıntı yaşıyorsan bir önceki videoya dönüp bakabilirsin. Biz biraz hızlı çözeceğiz burayı. x'e x'i ayırdım. 3'e 1 ayırdım. Eksi 4'ü elde etmek için x'ine de eksi verdim. Yukarısı çarpanlarına ayrıldı o halde. Hadi gelin yazalım. x eksi 3 çarpı x 1 şeklinde yazılır. İndim aşağıya. x kare eksi 1. Öğrencinden sevdiği. 2 kare farkı güzel arkadaşım orası. x 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazdım. Araya çarpma işlemi. Niye bölme var? Birinci ifade aynen yazdık. İkinci ifadeyi taklalı olarak yazacağız. Yani bunu yukarı yazacağım ama bunu da çarpanlarına ayırayım. 2'ye 1 yazdım. Eksi artı yazdım. Bakayım sağ alıyor mu? Çok güzel oldu. Yani x 2 çarpı x artı 1 şeklinde de bunu yazmış olduk. Buraya geldik. x'e x yazdık. 2 3 yazdık. İkisine de eksi verdik arkadaşlar. Artı 6 çarpımı toplamı eksi 5x. Burada da sıkıntı yok. x eksi 2 çarpı x eksi 3 şeklinde de buradaki çarpanları ayırma kısmı bitti. Şimdi sadeleştirme zamanı. En zevkli yer geldi. Cırt cırt bunlar gitti. Bunları da patlattık güzel arkadaşım. E eksi ikiler de yedi. E geriye de bir şey kalmadı. Yani bu koca ifadenin cevabı sadece birmiş. Hocam sadece bir için mi uğraştık deme. Bir de güzelim bir sayı. Şimdi bir sonraki soru gelsin bakalım. Bu sefer direkt öyle çarpanları ayırma falan yok. Arada toplama işlemi falan da var. Biz yine de en sade halini arıyoruz. Ey güzel arkadaş sen bu sorunun çözümünü arıyorsan ve çarpanlara ayıracak bir şey yoksa en azından paydaları eşitle şansımızı bir deneyelim. x artı 2 çarpı x eksi 2 şeklinde böyle çaprazlama olarak köklerini yazdım. Şimdi başlayalım bakalım. Bakın x artı 1 ile x artı 2'yi 1 ile çarptım x artı 2 geldi. Arada toplama işlemi var. x eksi 2'yi de 1 ile çarptık yine x eksi 2 geldi. Aşağıya indim aşağısı x eksi 2 çarpı x artı 2. Hocam bunları çarpalım mı? Hazır ol bekle hemen çarpma araya çarpma işlemi. Burada bölme var. O zaman birinciyi aynen yazmıştık. İkinciyi ters çevirip yazalım. X kare eksi 4'ü aynen yazdık. Buraya da 1 yazdık. Şimdi güzel arkadaşım. Burayı niye çarpanlarına ayırmıyoruz biz? Burası öğrencinin en sevdiği. Yani 2 kare farkı. X eksi 2 çarpı X artı 2 şeklinde ayrılır. Şimdi varsa sadeleştirme. Eksi 2 eksi 2 artı 2 artı 2. Aa eksi 2'lerle artı 2'ler de birbirini yedi. Geriye sadece x buradan bir x de buradan toplamını yaptı. 2x yaptı. Bu sorunda en sade hali böylelikle bulundu. Gördüğün gibi işleri biraz daha zorlaştırdık. Bu sorumuzda da yine en sade halini arıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağım ama aküp eksi 8 var. Aslında bu 2'nin kübüdür. Sen aküp eksi b küp açılımını hatırlıyor musun? Genelde unutur öğrenci bunu. Ben sana hemen hatırlatayım. a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare şeklinde çarpanlarına ayrılır. O halde başlayalım. Hocam parantez var. Ey güzel arkadaşım. Çarpma var bölme var. Biz bu bölmeyi çarpmaya çevirsek paranteze gerek kalmaz. O yüzden parantez işlemini koymayacağım. A küp eksi 2 küpü yazalım hemen. Yani A eksi 2 çarpı A kare artı 2 A artı 4 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Güzel. İndim aşağı. Hocam iki parantezini alınır. Aldım geldim. A eksi 5 kaldı. Burası da bitti. Çarpı dedim işleme devam. Bakın burası yine öğrencinin en sevdiği. A kare eksi 5 kare. 5 kare dediğime göre A eksi 5 çarpı A artı 5 şeklinde yazın onu da. Bu tarafı da çarpanlarına ayıralım. 3 terimli çarpanlara ayırma var. Şöyle bir kontrol edelim. 2A'ya A yazdım. 1'e 5 nasıl ayıralım? 1'e 5 şöyle ayıralım. Buna artı buna eksi verelim. Sağlıyor galiba değil mi? Evet artı 9A'yı sağladım. Yazarken yan yana aman o hataya düşmeyin gençler. Dedim yoluma devam ettim. A artı 5'imi de yazdım. Arada bölme işlemi var. Birinci terim aynı yazı, yazdım. Çarpı ikinci terim ters çevirip yazacağız. Şimdi bu yukarı çıkacak. 3 parantezine alınır. 3 parantezine aldım. 6 3'e böldüm. 2A kaldı. Eksi 1 de burada. Şimdi gel buraya. Ya genç bu çarpanlarına ayrılmadan önce ortak çarpanı var bunların. Bak 6 bunların hepsi için ortak çarpan. Önce 6 çarpan parantezini alalım. Daha sonra ayrılır sayırız. Burada a kare kaldı yazdım. 12'yi 6'ya böldüm. 2 kaldı 2A. 24'ü 6'ya böldüm. Buradan 4 kaldı ki çarpanlarını ayırmama gerek kalmadı. Bak cırt cırt. Bu iki ifade birbirini yedi. Başka var mı? Bunlar da yedi birbirini. A artı 5'leri de A eksi 5'leri de gönderdim. Geriye bayağı temiz ifade kaldı. Bakalım şurada da bir çarpma var. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm. 2 çıktı buradaki çarpanlara ayırmadan. Şimdi indik aşağıya. Burada ne kaldı sadece yukarıda? A-2. Onu bir garanti alayım ben ya. A-2 var. Başka da bir şey yok. Aşağıda bir 2 burada var. Bir 2 de burada var. 2 kere 2'den 4 yaptı. Şunu ben biraz daha güzel yazayım mı? A-2 bölü 4 bu sorudaki doğru cevaptır. Bir başka sorumuz hemen baktık. Burada bir ifade küplü ifade tanıdık geldi. Arada bölme burada da ortak çarpanlar falan filan. Şimdi önce bu parantez içini bir halletmeye ne dersin? Şimdi güzel arkadaşım burada bir işlem var. Önce senin bunu yapman gerekiyor. Halledelim bunu. Önce paydaları eşitleyelim. Bunu x ile bunu y ile bunun altında bir var ya bunu da x çarpı y ile çarpacaksın aman ha. Çarpalım bakalım. Yukarı x ile çarptım x kare artı y'yi y ile çarptım y kare artı x çarpı y'yi 1 ile çarptık x çarpı y. Aşağı indim aşağıda x çarpı y var. Peki burada burası x küp eksi y küp yani küple açılım var. Onu yazacağım ama bir tur bekleyeceğim arkadaşım. Yani uzun uzun yazmak istemiyorum şimdi. Araya çarpma işlemi koydum. Birinci terim aynı yazdık ki zaten. İkinci terimi ters çevirip yazacağım. Bu ifade de çarpanların ayrılıyor. İkisinde de ortak terim var. X çarpı Y parantezini alırım. X'i aldım X kaldı. Y'yi aldım bir şey de kalmadı. Aradaki işlem eksi. X'i aldım X gitti. Y'nin birini aldım sadece Y kaldı. Böyle de bir ifade kaldı. Şimdi burada bir bölme işlemi var. Nerede dersen bak şurada sarıyla çizdiğim yerde bir bölme işlemi var. Biz birinci ifadeyi aynen yazalım. ikinci ifadeyi ters çevirip yazarız. Buradan ne geldi? x kare y kare artı x çarpı y kaldı. geldi. Aşağıya da x çarpı y var yine. Çarpı dedim. Bu ifadeyi ters çevirip yazıyorum. Yani bir bölü artık çarpanlarını açalım bunun. Neydi bunun çarpımı? Bir önceki sorudan da hatırlayalım. x eksi y x kare x y artı y kare. Bitti mi? Bitmedi. En son kalan bir ifade daha var. Çarpma işlemimiz tekrar. X çarpı Y. X eksi Y bölü 1 ifadesi de bizi burada bekliyor. Şimdi sadeleştirme zamanı. Bunlar birbirini yedi. Bak birbirinin aynısı. Yerleri değişmiş. Hiç fark etmez onu sen götür. X çarpı Y burada. X çarpı Y burada. X eksi Y burada. X eksi Y burada. Ve geriye sadece yalnız tek başına bir kalır arkadaşlar. Geldik farklı bir soru tarzına. Yeni çarpanlarda rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi ifadesinde bu tarz sorular da gelebiliyor arkadaşlar. Bir tane ifade var. Aşağıda bak bir bilinmeyen var. İfadesi sadeleştirilebildiğine göre anılabileceği değerler. Bir dakika. Bu ifade sadeleştirilebiliyor. Yukarıdaki çarpanlarına ayrılır. Önce onu bir ayıralım. Kendimizi garantiye ayıralım. Alalım. X'e X şeklinde aldım. 4 4'e 1 şeklinde alabilirim. 4'e 1 aldım. Eksi 3'ü elde etmek istiyorum. Eksiye artı. Güzel. Şimdi yazalım bakalım. X eksi 4 çarpı X artı 1 bölü. Aşağıdaki ifadeyi zaten çarpanlarına ayıramamıştık. Eksi 12'sinde yazdık. Şimdi güzel arkadaşım burada bir sadeleştirme varsa belki x eksi 4 ile sadeleşiyor olabilir aşağısı. Doğru mudur? Doğru. Peki x eksi 4 ile x eksi 4 aşağıda da vardır. Yani x eksi 4 bu aşağıdaki ifadenin çarpanlarından biri olabilir. Otomatik ben. X'e buradan kaç verirsem cevap 0 çıkacak. 4 verirsem cevap aşağısı için 0 çıkacak. Hadi gelin x eşittir 4 diyelim sorunun çözümüne başlayalım. X yerine 4 yazdım. 4'ün karesi artı 4a. Eksi 12 cevabın 0 çıkmasını istiyorum. 16. 16'da 12 çıktı. 4 karşıya attım. Eksi 4. Buradan 4A eksi 4 ise A'nın cevabı kaç olabilir? Eksi 1 olabilir. Sen bize bekle eksi 1 orada. Şimdi x eksi 4 belki de sadeleştirmiyor güzel arkadaşım. Belki de x artı 1 sadeleştiriyor. Peki x artı 1 sadeleştiriyorsa aşağıdaki denklemin köklerinden biri x artı 1'dir. Kökü 0'a eşitledim. x'in cevabına geldi eksi 1. Demek ki aşağıdaki denklemde x yerine Eksi 1 yazdığımda denklemin sonucu 0 çıkacak. Yazalım. Eksi 1'in karesi var. Eksi a var. Eksi a x'ten kaynaklanıyor. Eksi 12 var. Eşittir 0. Buradan artı 1 geldi. Eksi 12 daha. Eksi 11 yaptı. Eksi a eşittir. Artı 11. A eşittir. Eksi 11 olarak bulundu. Şimdi biz iki tane x değeri bulduk. Dur onları bir gösterelim. Biri özür dilerim. A değeri bulduk. Biri eksi 1. Bir, diğeri Eksi 11. Peki. A'nın alabileceği değerler çarpımı. Biz birinci A'yı ve ikinci A'yı bulduk. Birinde eksi 1 buldum. Diğerinde eksi 11 bulduk. Peki doğru cevap artı 11 olarak bu soruda biter. Evet bir sonraki soruda da aslında bir önceki örnekten faydalanıp çözebileceğimiz bir örnek var. Şöyle bir baktık bir ifade var. Sadeleşmiş şekli verilmiş x artı 3 bölü x eksi 5. Buna göre diyor m artı n ne? toplama nedir? Şimdi güzel arkadaşım aslında sorunun bize anlatmak istedi. Ne biz bir yazalım Dilerseniz daha iyi anlayalım soruyu. Şöyle eksi x, x artı n' mi yazdım eşittir dedim. x artı 3 bölü x eksi 5'imi yazdım. Yani güzel arkadaşım bak burada bir çarpanlara ayırma ifadesi var. Gördüğün gibi yine aşağıda da bir çarpanlara ayırma var. Onu da bir yazalım. Biz bu sadeleştirmeleri yaptıktan sonra belli ki bir sadeleştirme oluyor burada. Yukarıdakinin köklerinden biri x artı 3 olarak kalıyor. Aşağıdakinin köklerinden biri çarpanlarından biri x eksi 5 olarak kalıyor. Bak dikkat et köklerinden biri dedim. Yukarıdaki denklemin kökü neymiş? x artı 3'müş. Bunun anlamı şu. Bunu sıfıra eşitlersem x yerine eksi 3 yazarsam yukarıdaki denklemde cevap sıfır olacak. Hadi yazalım. X yerine eksi 3 karesini aldım. Eksi 3 M artı 12 cevabı da sıfıra eşitledik. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 M artı 12 eşittir 0. 9, 12 daha biraz büyütelim sayıyı. 21, eksi 3 m, 21'i karşıya attım. Eksi 21, m'nin cevabı buradan 7 olarak bulundu. Güzel, aynı mantıkla, aynı düşünceyle neyi de bulabilirim. Şimdi x eksi 5'miş aşağıdaki denklemin kalan ifadesi ya da köklerinden biri. Ne yapalım? x eksi 5'i 0'a eşitleyelim. x yerine kaç yazacağız? 5 yazacağız. Hadi gel x yerine 5'i beşi yazalım. 5'in karesi eksi 5 artı ne? Kökü yerine yazdığıma göre cevap 0 çıkacak. Şuradan 25 geldi. 25'ten 5'i gitti. 20 kaldı. Onu da karşıya attığımda N'nin cevabı eksi 20 bulundu. Soru benden M artı N değerini istiyor. M'yi 7 bulduk. N'yi eksi 20 bulduk. 7'den 20 çıktı. Eksi 13 oldu ki bu da bu sorunun doğru cevabı. Geldik bu bölümünde son sorusuna arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma yapalım bu videoyu beğendiysen. Beğen tuşuna basmayı unutmuyorsun. Youtube kanalımıza abone değil misin? Ya da Twitch'e. Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz. Twitch'e rehber matematik kanalında da üye olup bildirimleri açmanı tavsiye ederim sana. Hadi gelsin bakalım son sorumuz artık. Buna göre artı b kaçtır diyor. Hemen baktık burada sadeleştirmeler olacak. En son geriye bunlar kalacak. O zaman gel hemen başlayalım. Şimdi yukarıdaki öğrencinin en sevdiği x-1 çarpı x artı 1. Şurayı açtık. Şimdi burayı açacağız. Burası üçlü terim çarpımı. X'e x, e x 2'ye 1 verdim eksi artı verdim. Gördün? Bir sıkıntı yok. Tamam biraz daha yavaş hocam. Tamam biraz daha yavaş. X eksi 2'yi x artı 1 buradan da yazıldı. Çarpı dedik yola devam ettik. Burayı çarpanlarına ayıramadım. O zaman aynen kalsın. X kare artı ax artı b dedim. Güzel. Buraya indim. Hocam bu da çarpanlarına ayrılıyor. X e x. 3 verdim 1 verdim oldu. Artı 2 elde edeceğime göre bunu artı bunu eksi vereyim. Güzel bu doğru. X artı 3 çarpı x eksi 1 ifadesini yazdık. Sonuçta ne çıkacak? Ne güzel sonucu bize vermiş. X artı 4 bölü X artı 3. Bakalım onun yapmadığı sadeleştirmeyi ben yapayım. Artı birler yiyecekmiş birbirini. Eksi birler de birbirini yiyecek. Aa burada X eksi 2 var. Nerede o X eksi 2? Yok. Demek ki yukarıdaki ifadenin çarpanlarının biri X eksi 2 ymiş. Süper. Peki sadeleşmemiş yukarıdan bu nereden gelmiş olabilir? Yine o da buradan gelmiş olabilir. O da kaç olacaktır? x artı 4 olacaktır. Peki x artı 3 zaten buradan sadeleşmeyen eleman süper. İkinci dereceden denklem var elimde. Ben çarpanlarını bulduğuma göre artık ax artı b ifadesinde a ve b'yi bulurum. Şimdi buradaki ifade ne dedim? x eksi 2 çarpı x artı 4. Gel yapalım bu çarpma işlemini. Daha kısa yolları da var ama ben buradan yapacağım. x kare artı 4x. Şunu şuraya dağıttık. Eksi 2x eksi 8. Şimdi x kare Şuradan ne geldi? Artı 2x geldi. Yanında da eksi 8'i var. Süper. Karşı tarafta kim var? x kare ax artı b ifadesi var. Şimdi polinomlardaki eşitliği hatırla. İkinci dereceden denklem. ikinci derecedenler birbirine eşit. Birinci derecedenler eşit ki bak ben buradan a'yı buldum. a dediğim değer direkt 2 çıktı. b de kime eşit? O da bağırıyor. Ben eksi 8'im diye onu da buldum. Ama sonra benden a artı b değerini istiyor. A'yı 2 buldum. B'yi eksi 8 buldum. Doğru cevap toplamlarından eksi 6 çıktı. Son soru burada bitti. Evet arkadaşlar polinomlar 11 dersinde birlikteydik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşkal, kal. Hoşça kal. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.